Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere bir süredir video içerik hazırlayamadım. Bunun için sizlere şunu belirtmek istiyorum ki biliyorsunuz arkadaşlar bu süreçte beklememiz gereken bir ÖTV muafiyeti üst limitimiz olduğu için sizlere sürekli böyle boş boş araçları tanıtacağım. Sizleri heveslendireceğim veya işte sizlere bir faydası olmayacak sadece içerik üretmek için içerik üretmekten kaçındığım için sizlere bu ara biraz içerik üretemedim arkadaşlar. Çünkü ben sizlere ürettiğim her içeriğin kaliteli, bilgilendirici ve sizlerin yararına olmasını istiyorum. Umarım siz de bunun farkındasınızdır. Şimdi arkadaşlar bu içeriğimiz bir yine pazar klasiği olan pazar günleri hem gündemi değerlendirdiğimiz hem kendimize bir rota çizdiğimiz bir pazar sohbeti, muhabbeti manasında sizlere yine bilgilendirici ve fikirlerimi sunacağım bir video olacak. Arkadaşlar şimdi öncelikle biliyorsunuz ÖTV muafiyetiyle yeni araç almak için önümüzdeki süreç yani son bir haftaya girmiş bulunuyoruz. Neden böyle söylüyorum? Çünkü arkadaşlar Ocak ayının birinde biliyorsunuz ÖTV muafiyeti üst limiti artık tamamen güncellenmiş ve yeni limitle araç alabiliyor duruma geliyoruz. Ve bu sürecin 1-2 ay, 3 ay sonrasında arkadaşlar maalesef ki enflasyonun yükselmesiyle alınabilir araç sayısı gün geçtikçe düşüyor. Bu nedenle de Ocak ayında itibaren Ocak, Şubat aylarında bulduğumuz bize uygun limitin uygun olacağı araçları alıp tercih etmek bizi fayda olarak en çok arkadaşlar bize en çok yararlı olan zaman diyebilirim. O yüzden son bir hafta diye sizlere bunu bir belirteyim arkadaşlar. Çünkü ben her videomda hemen hemen yani konusu geçtiği zaman söylüyorum. Ocak, Şubat, en geç Mart ayına kadar ÖTV muafiyetli araçlarımızı almamız daha avantajlı olacaktır diyorum. Şimdi arkadaşlar son hafta yapmamız gerekenler neler? Sizlere adım adım tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Ne yapmamız lazım arkadaşlar? Öncelikle raporlarımız hazır olmalı arkadaşlar. Raporlarımızın hazır olmasından kastımız nedir? Şimdi bunu bir açalım bu konuyu. Arkadaşlar raporlar biliyorsunuz süreli ve süresiz olarak ikiye ayrılıyor. Tabii ki ortopedik engel raporları falan onlara girmeyeceğim. O konuları biliyorsunuz. Bilmiyorsanız dahi kanalımızda bu konular hakkında ÖTV muafiyetinden nasıl yararlanır gibi içerikler mevcut. İncelemenizi öneririm. Arkadaşlar rapor tarihleri noktasında biliyorsunuz şöyle bir durum var. Ben yine tekrarlayayım. Siz yine çok soruyorsunuz bu konuyu. O yüzden bunu tekrarlamakta fayda var. Rapor tarihinin son 6 ayına kalana kadar arkadaşlar ÖTV muafiyetiyle araç alınabiliyor. Son 6 ayına girmişsek raporu yenilememiz gerekmekte. Bu nedenle arkadaşlar raporlarımızı ve tariflerini mutlaka kontrol etmeliyiz. Şimdi diyeceksiniz ki geçen gün rapor tarihleri 6. aya kadar uzatıldı. Evet arkadaşlar 6. aya kadar uzatıldı ama bayiler ve maliye bu konuda sıkıntı çıkartabiliyor. Bu nedenle raporlarımız bana sorarsanız Ocak ayından önce hazırlanması gerekmekte. Yani son bir haftamız var. Elimizi çabuk tutarsak, bu süreci hızlandırırsak yetişecektir diye düşünüyorum. Yetişmese dahi ocağın 10'unda, 5'inde raporumuz hazır olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi raporlarımızı da hazırladık. Şimdi geldik konumuz arkadaşlar. Araçları değerlendirmeye, fiyatlarına bakmaya, bayileri araştırmaya geldik. Şimdi burada ne yapacağız? Bunu arkadaşlar raporumuzu hazırladık, elimize aldık, engel bir durumumuz yok ve artık alacağımız aracı
düşünmeye, bize hangi aracın uygun olduğunu, limitin içinde olup olmadığına bakmaya geldi süreç. Şimdi arkadaşlar öncelikle bize hangi araç uygun ona bakacağız. Ya işte en üst limitten alalım, çok kar edelim diye düşünebilirsiniz. Bu noktada yanılabilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar pahalı o kadar iyi diye bir şey yoktur. Çünkü siz bu araca 5 yıl boyunca bineceksiniz ve bu nedenle sizin ihtiyaçlarınızı karşılaması, belki 5 yıl sonra 50 bin, 30 bin üstüne satacağınız aracı ihtiyacınızı karşılayamayacak araç olarak seçmeniz bence size çok büyük zarar verecektir. O yüzden hem ihtiyacınızı karşılasın hem ekonomik yönden de tabii ki paramızın değeri korunsun istersiniz. Bu nedenle önceliğiniz sizin araç, hangi araç ihtiyacınızı karşılıyor, buna bakmanız gerekmekte. Evet arkadaşlar, ihtiyacımızı karşılayıp karşılayamadığına baktıktan sonra gelelim bir diğer konumuza. Şimdi araca karar verdik ve bu aracın hangi bayide satıldığını, bize hangi illerin yakın olduğunu araştırmaya başlamalıyız. Çünkü hani hangi illerde var ve o bayilere erişimimiz nasıl? Telefonla veya bir şekilde o bayilerle görüşmeye başlamamız lazım artık ki bu araçların stok durumunu, olup olmadığını, fiyatlarını, hangi ÖTV diliminde olduğunu yavaş yavaş araştırıp bizim ödememiz gereken tutar ve bayinin istediği tutarı karşılaştırmamız lazım. Şimdi burada tabii ki fiyat farklılıkları olacaktır. Benim sizlere hazırladığım içerikler olsun ve daha başka içerikler olsun arkadaşlar. Burada bayiler ve araç fiyatları arasında tabii ki bayağı bir fark olacaktır. Yani 30 bin, 50 bin gibi sizden fazla para isteyecek bayiler. Çünkü bayiler kar için kurulmuş kuruluşlardır ve bunu da ticareti herkes etik şekilde yapmıyor arkadaşlar. Ve bunu da fırsat olarak değerlendirip sizden tabii ki afaki fiyatlandırmalar sizlere sunacaklardır. Bu noktada ne yapmamız gerekiyor? Bunun için de çok kanalımızda içerik mevcut ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kısa vadede maliyeye ve İl Ticaret Müdürlüğü'ne konuya esas olan bayiyi yazılı olarak şikayette bulunursak inceleme yapılacaktır. Bunun bilgisini sizlere vereyim. Ondan sonra baktık ki hani bu süreç uzun sürecek. Biz şikayet edeceğiz, işte fiyatlandırmasını düzeltecek falan. Bu bizim için uzun bir süreç ama hem bu şikayeti yaptıktan sonra biz araştırmamıza devam edeceğiz. Çünkü en uygun aracı kısa sürede bulup almamız gerekmekte. Bu nedenle yani düzgün çalışan bayiler, distribütörler de var arkadaşlar. Onları araştıracağız, çevre illerimize bakacağız ve uygun aracı bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Bayi incelememiz de bu şekilde olacak. Daha sonra aracı da tespit edeceğiz ve arkadaşlar alım için gerekli her şeyimizi hazırladıktan sonra inşallah limitimizde açıklandığında aracımızı gidip alacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Limitimiz hala henüz açıklanmış durumda değil. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı geçen günlerde MTV'yi yarıya indirdi ve birçok arkadaşımız dedi ki işte ÖTV muafiyeti üst limiti de mi inecek veya işte bir sıkıntı mı oldu? Yani limit yarı yarıya mı olacak? Yeniden değerleme oranına göre olmayacak mı gibi sorular geldi bana. Arkadaşlar MTV ve ÖTV farklı şeyler. ÖTV muafiyeti üst limiti tamamen farklı bir şey. Şimdi burada öncelikle şunu belirlememiz lazım. Bazı kalemlerde indirim yapılabiliyor. Cumhurbaşkanının da yetkisiyle indirim yapılarak halka yani bu bir şey olarak sunuluyor. İndirim olarak halkın yararına bir hizmet olarak devlet bazı şeyleri üstlenebiliyor. Ama ÖTV muafiyetinde yarı yarıya inecek veya işte o limit olmayacak gibi bir şey yok arkadaşlar. Hala beklediğimiz oran
1004 lira. Biliyorsunuz ben size ilk bunu yeniden değerleme oranı belli olduğunda açıklamıştım. O günden bugüne benim düşüncemde değişen bir şey yok. Ve hala 1004 lira gibi bir bedel beklemekteyim arkadaşlar. İnşallah da bu yakın zamanda bu hafta içi açıklanır diye düşünüyorum. Resmi gazeteyi takip ediyoruz. Siz de edin. Açıklandığında zaten sizlere ben yine böyle bir video içerik üreteceğim arkadaşlar. Devamında buraya çok soru soruyorsunuz. Yorumlara arkadaşlar. Sizlere hepinize yardımcı olmak istiyorum ama emin olun ki gerçekten çok büyük zamanımın büyük bir kısmını sosyal medya, işte YouTube gibi mecralar alıyor ve artık yani kendime zaman ayıramaz duruma düşüyorum. Bu nedenle arkadaşlar yorumlara vesaire çok zaman ayıramıyorum. Kusura bakmayın. Bana illaki ulaşayım, illaki görüşeyim, iletişim kurayım derseniz Instagram adresimi arkadaşlar buraya bir yere bırakacağım. Instagram adresimden bana yazabilirsiniz. Zamanım olduğunda mutlaka dönüş yapmaya çalışıyorum sizlere. Ulaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdilik sizlere anlatacaklarım, fikirlerim bu şekilde. Önümüzdeki hafta biraz renkli geçecek gibi. Hem limitimiz açıklanacak hem de artık yavaş yavaş aramalar, araç değerlendirmeleri yoğunlaşacak gibi. Arkadaşlar sizlere böyle bir içerik üretmeyi uygun gördüm. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.